Merhaba dostlar, ne yaptınız? Spencer'ın spoilersız incelemesiyle karşınızdayız. Ama önce Disney Plus ve HBO Max gibi platformlara ulaşırken maalesef ülkenizde servisimizi kullanamazsınız uyarısı almaktan sıkıldın mı? Netflix'in Amerikan kataloğunda onlarca ekstra dizi ve filmi mi izlemek istiyorsun? Bu videonun sponsoru Smart DNS Proxy ile VPN'lerin yavaşlığıyla uğraşmadan bunları sadece DNS değiştirerek yapabilirsin. Üstelik açıklamadaki linkten %50 indirimle kayıt olma şansın var. Sevgili su, izninle bu sefer konuyu ben söyleyebilir miyim? Aa tabii ki yenilikleri her zaman açız. Buyurun evet. bak Beyciğim. Evet Spencer filmi bir dük bir viskont kızı olan Lady Diana'nın kraliyet ailesine girdiğinde aa hiç de hayal ettiğim gibi değilmiş bunalımından bir üç günü anlatıyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yeterince açıklayıcı, Allah'ım Evet, evet, acımasız ve Bu... açıklayıcıydı. Ya senle de filmin sonrasında konuştuk. Benim Lady Diana hikayesinde anlamadığım nokta, herkesin ona sanki bilmediği bir hayata girmiş gibi davranması. Halbuki filmde de anlatıldığı gibi tam yanındaki malikane de malikane dediği şato herhalde denir ona. Hatta ismini söyleyeyim oranın da özel bir ismi var çünkü Park House denen bir yerde yaşıyor. Tam yanında işte kraliyetinde bir o kadar aynı neredeyse büyüklükte bir biraz var falan. Çok şaşırıyor ama geldiğinde. Hep öyle anlatılır. Belki de öyle değildir ama öyle anlatılması daha dayana karakterini daha kırılgan daha işte ne kadar kraliyet kötü şeyine getirdiği için insanlar seviyordur orasını bilemiyorum ee, ama burada orada geçen bir Christmas şeyini anlatıyor tatilini anlatıyor etkinliğini evet daha önce Jack ile karşımıza çıkan polların bu sefer de Lady Diana hikayesi anlatıyor peki nasıl anlatıyor sevgilisi beğendin mi? Bu film eğer gerçek bir insana dayandırılmaya çalışılmasa bence gayet iyi bir film olabilirdi. Yani zaten şu an iyi bir film bence ama bunun filmle alakalı en seyircide kopukluk yaratan yanları bunun gerçek bir kadın olduğunu hatırlayıp onun geçmişinden nemalanmaya çalışarak böylece uzun Çaplı böyle derinlikli bir arka plan kurma derdinden kurtulmuş oluyorsun bunu yaparak. Evet. Ama sürekli olarak oynayan oyuncuyu, bütün hareketlerini, halini, tavrını, sözlerini, konuşmasını, her şeyini gerçek bir insana dayandırmaya çalıştığın için de bu sefer o gerçek insanın kimliği magazin önünde ya da kamera önündekinden farklı olduğunda sen o karaktere bambaşka bir anlam yüklemiş oluyorsun. Dayana kameralar önünde tıpkı bu filmdeki gibi görünmüş olabilir. Ama Dayana'nın başka bir yanı olduğunu da biliyoruz. Biz Dayana akıllı da bir kadın. Dayana sinsi de bir kadın. Dayana kendini kontrol etmesini bilen, eğlenmeyi seven, aynı zamanda kameraları nasıl kullanacağını, basını nasıl kullanacağını bilen oyuncu da bir kadın. Yani tüm bunları, bunlar onun hakkında iyi olan da şeyler yani. Sen bunları yok sayıp sadece kadının tek bir yanından ilham aldığın için, esinlenmeni o sağladığı için, o kırılganlığı ya da zor zamandaki hali sağladığı için sadece o yanını oynadığın zaman bu karakter hem senin oturtmaya çalıştığın gerçek kişiden kopuk başka biri oluyor bence. Hem de o beklentiyle gelen insanlar hayal kırıklığına uğruyor. Ben filmle ilgili en büyük sıkıntıyı bu noktada yaşadım. Açıkçası. Şimdi, Çünkü benim e, gördüğüm Dayana benim gerçekte bildiğim Dayana değildi. Şimdi film bize bir daralmışlık hikayesi hissetme, anlatmaya çalışmış. Dayana nasıl daralıyordu? <laughs> hmm. Bu ailenin içinde, bu kurallar bütün içinde, çocukluğundan beri yaşadığı, yaşadığı kurallar olmasına rağmen nasıl kraliyet ailesine girince daralmaya başladı bunlardan. Bunu anlatan bir üç gün ve bunu hissettiriyor da bu açıdan hmm. çok başarılı film. Evet. Yani dayananın nasıl daralmış olabileceğini gayet iyi anlatıyor ve bir yandan da mental rahatsızlıklarının da İyi anlatıyor. Neyin gerçek neyin olmadığını çoğu zaman anlayamıyorsun ve kafanda onu oturtman gerekiyor. Bu da güzel. Bunu bu arada herhalde film olarak çekmişler bakmadım ama dijital değilmiş gibi geldi görüntü bana. Hmm. Ee, onun da eklediği bir doğaüstülük etkisi vardı. Ee, bu da çok hoşuma gitti. Ee, bunlar birleşince hikaye olarak güzel. Ama senin bahsettiğin yerden girecek olursam başrol oyuncusuna. Şimdi sonuçta Lady Diana'yı hepimiz biliyoruz. Ama sanki Kristen Stewart bu oyuncuyu çalışırken sadece bir görüntüsü üzerine çalışmış gibiydi. Yani e, hepinizin bileceği bir e, şey Charles'la Charles la Lady Diana'nın basın karşısında olduğu ve onun sürekli yaptığı bir iki kere, üç kere yaptığı bir şeyi vardır. Videosu vardır. Sanki sadece onu çalışmış gibi... Yani bir kaşık çorba yiyecekken de aynı hareketi yapıyor. İşte yürürken de aynı hareketi yapıyor. Ee, zaten insanlar Kristen Stewart'ı seviyor ama ben e, yani gözüyle oynayamayan oyuncuları sevemiyorum. Yani bir oyuncu bütün vücudunla beraber bence gözleriyle de duygusunu anlatma anlatabilmeli. Kristen Stewart'ta bu yok. Dolayısıyla... Hani ben bana hiçbir duygusu karakterin geçmedi filmin geçti bu bende büyük bir sorun yarattı film filmden rahatsız olmama neden oldu yani bilemiyorum biraz da sinemadaki bu umarların her şeye gülmesi e, de bir problem yarattı ama onu <laughs> kenara o filmle alakalı değil. Ya Kristen Stewart'ın bence oyunculuğunda şöyle bir sıkıntı var. Film boyunca Diana'ya benzemek için uğraştığı sahnelerin hiçbirinde bana da herhangi bir his geçmedi. Hani kadının evet. haline üzülüyorsun ama kadının hislerini paylaşamıyorsun gibi oluyor. Normal ama bir Diana, insan değilmiş gibi duruyor çünkü. Evet. Diana'ya benzemeye çalışmadığı, Diana gibi görünmek zorunda olmaya kasmadığı sahnelerde bana daha çok duygusu geçti. Yani evet. öfkelendiğinde ya da ne bileyim hani sıkışmışlık, daralmışlık anında ağladığında hani yüzüm dayana gibi olmalı, mimiklerim çok aynı olmalı diye uğraşmadan duygu sergileyebildiği anlarda bana geçti o hisleri. Yani çocuklarla koridorda oyun oynarken ki ya da koridorda dans ederek dönerken ki, bale yaparken ki bu gibi küçük özgürlük anlarında bana duygu geçirebildi. Onun haricindeki kısımlarda Kristen Stewart'ı çok donuk buldum ben de. Yani oyuncu olarak bana göre kötü bir oyuncu değildir ama iyi bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum ben Kristen Stewart'ın. O yüzden bu filmde de öyle performansı benim için çok etkileyici bir şey varmadı. Çünkü gene ben hani orada Diana'yı görmedim. Orada Diana'ya benzemeye çalışan bir Kristen Stewart izledim çoğu sahnede. Onun ayrımını evet. çok net görebiliyordum. Ama mesela önceki şeyler en önceki şey, Jackie'ye baktığımız zaman... Natalie Portman'ı ben Jackie olarak izledim orada. Yani orada a bu Natalie Portman gibi bir ayrım keskin bir şekilde bana sunulmuyordu. Ve ben Hı -hı. gerçekten hikayesi anlatılmaya çalışan kadının hikayesini izlemiştim orada. Yani burada bence oyuncuyla alakalı çok büyük bir fark vardı yani. Evet, diğer oyuncu tercihleri hakkında pek konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Diğer oyuncuların neredeyse hikayemize bir etkisi yok. Sadece bir set dekorasyonu olarak, bir prodüksiyon tasarımı olarak kullanılmış diğer oyuncular. Çok yüzeysel. Dolayısıyla onlara pek girmeyelim ama tekrar görselliğe dönecek olursak Portrait of a Lady on Fire'ın da sinematografisini üstlenen Claire Madden bunun da başında ve daha önce de bahsettiğim gibi sinematografinin de sinematografinin de hikaye anlatımına etkisi büyük. Ee, sana en azından benim için Kristen Stewart'ın hissettiremediği şeyleri bir ölçüde de olsa hissettirmeyi başarıyor film. Hikaye olarak da güzel buldum. Zaten Peaky Blinders'tan Sea'ye tabuya işte yani yazdığı işlerin genelde kalburüstü üstü olduğu bir insanın elinden çıkıyor. Steven Knight yanlış hatırlamıyorsam ismi. Yaptığı işleri hatırladım ama kendi ismini unuttum şimdi de. Neyse. <laughs> Onun elinden çıkıyor. Dolayısıyla genel olarak itibarıyla ben bu arada müzik kullanımı epeyce e, Succession'a benzettim. E, Succession'da ben da, çok da başarılı buldum. Belirli kullanımı. belirli tema yani belirli temalarla e, sana o gerginliği hissettirme konusunda başarılı. Genel olarak eli yüzü düzgün bir iş ama benim için şahsen başrolünün hayal kırıklığına uğrattı ve bana geç, geçemeyen bir iş. Yani ben bu filmi daha çok şöyle değerlendiriyorum. Mesela Larry'nin belli kendi Jackie'de de gördük bunu. Spencer'da da görüyoruz. bu aristokrat ailelere ya da işte kraliyet sistemlerine dahil olan trajik Hayatlı kadınlara dair bir şey var. Bu hikayeleri anlatmayı seviyor. Zaten kendi de şey demiş. Maddi olarak da iyidir tahminen. Nasıl yani? Yani destek bulmak Öyle filmine ha, evet. para almak Tabii, için de daha, şeydir. daha iyidir evet. diye düşünüyorum. <laughs> evet yani bu talihsiz kadınların hani zengin bakın istediği, hani tam bir işte peri masalının içine dahil olmuş ama nasıl Hı -hı. talihsiz falan diye ilerleyen kadınların hikayelerini seviyor. Jackie'de de bunu çok iyi yapmıştı ama Jackie'de şöyle bir avantajı vardı. Jackie'nin Kennedy'nin herhangi bir mental sıkıntı vesaire gibi bir şey dahil edilmemişti. Yani daha çok kadının yaşadığı bir yaz süreci ve trajediyi izlemiştik. Orada daha ele alınması daha kolay bir konu vardı. Ama ruh sağlığı ile ilgili problemler kameraya nasıl yansıtılacağı konusunda daha incelikli düşünülmesi gereken işler. Bu film onu bu noktada başarıyordu. Zaten ee, Larey'nin kendisi de Spencer ile ilgili şey demişti. Peri masalları aslında mutlu sonla biten korku hikayeleridir demişti. Burada da gerçekten onu görüyoruz. Yani peri masalı gibi bir hayatın içine dahil olmuş olan ve öyle çıkmayıp da bunu almış olan işte kendi hayatının üzerinde hiçbir kontrolü olmayan bir kadın figür var. Fakat bunu yaparken dayanayı gerçekte bildiğimiz dayanadan koparıp çok kurban bir kadın haline getiriyor. Yani hayatta gerçekten hiçbir gücü olmayan, sadece perperişan halde zar zor ayakta yani kalan. Yani son dönem işlerinin hep öyle ama Lady Dayanayı öyle bir ışık altında göstermeye çalışıyor son dönem Ama yani bu kadının kendi otobiyografisi de çıktı. Yani kadın kendi de anlatıyor. Hani kötüydüm ama iyi olduğum anlarım da vardı. Hani şuydum ama böyle eğlendiğim zamanlar da vardı. Şunu da yapmıştım, <laughs> bunu da yapmıştım. Ya da bu kadın hakkında bir sürü belgesel de var. Hani üzgün olduğunu düşündüğümüz zamanlarda ne bileyim başka bir sevgilisi olduğu zamanlar oldu. İşte dans pistlerinde olduğu zamanlar oldu. Yani bu kadın sürekli perperişan halde bir kadın değildi. E, Perperişan yani, üç günü işte Perperişan <laughs> yani hani bütün Bunu bana mesela bunun dayana temeline Yerleştirilmeden verilse Ben bu çok daha güzel bir karakter Arka olarak düşünürdüm ama sen Dünyanın belki de en çok tanınan kadınlarından biri Hakkında bu işi yaptığında Ve yaptığın karakter Bütün geri kalan dünyanın tanıdığı kadına Çok da fazla uymadığında Ayrı bir şey izlediğini düşünüyorsun Tamam akıl sağlığıyla ilgili problemleri gösteren sahneleri çok etkileyiciydi. Ama yani bağlı olduğu düşünce sistemleri, işte yönelimleri, hareketleri, tüm bunlar bana şey gibi hissettirdi. Sanki bu kadını böyle şey bizim mahalledenmiş ve hani oradan gidip evlenmiş, oralara hiç fikri olmadan, o kadar hani hiçbir şey bilmiyormuş. Aradan evet. seneler geçmiş, evleneli hala hiçbir şey bilmiyor falan gibi bir noktaya taşımış. O da bana inandırıcılığını kaybeden bir nokta gibi geldi. Evet. Ama şey güzel veriyor film. Evet yani peri masalları gerçekten mutlu sonuna biten korku hikayeleri mi? Evet doğru. Bu da bunun güzel bir örneği. Yani iş, işle işleme şeklini önemsemezsen iyi işleniyor. Şey oluyor. <laughs> yani, ee, yani Kristen Stewart'la ilgili çünkü biraz önce konuşmuştuk şey bir ek yapacağım. Ee, filmde benim şöyle düşündüğüm anlar oldu. Bir an geliyor. Burada çok iyi oynamış diyorum. Bir an geliyor ya burada niye bu kadar kötü oynamış diyorum. Yani film içinde performansın bir çok iyi bir çok kötü nasıl bu kadar dalgalanabildiğini Bence de... Bence dalgalanmıyor. Şimdi Hı. bir akıl sağlığı anlattıkları için e, bazen o Kristen Stewart'ın bomboş bakan gözleri işe yarıyor. E, ama çoğu zaman yaramıyor. Yani. Hayır ama benim dediğim sahneler o değil. Mesela daha önceden klibi de çıktığı için bunu söyleyebilirim spoiler olmadan. Bir Bilardo sahnesi var. Evet. Orada... Öfkesini bir yandan kendi kontrol etmeye çalışırken o kadar güzel bir minik bir patlama anıyla veriyor ki her şeyini anlatıyor mesela. Orada evet. çok iyi ama sonra bambaşka bir yerde tamamen hani böyle amatör bir oyuncuyu izliyormuşsunuz gibi bir his alıyorsunuz filmden. Yani, yani Kristen oyun... Stewart'ın vücut dili çok güzel. O Bilardo sahnesinde evet. de bunu gösteriyor zaten. Evet. Ama işte başka meziyetlere kaldığında yani bir yakın çekimlere geldiğinde iş tekrar şeye dönüyor. En başa parlak vampir günlerine geri dönüyor. Zaten bu filmde de çokça dudak şey yapma ve böyle bakışlar olduğu için <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir an yani şey gibi, en bakıyormuş çok, gibi hissediyorsun. En çok bunu yaparsam dayanaya benziyorum o yüzden daha sık bunu yapayım evet. demiş gibi birazcık. Yani çünkü Dayananın hani herkesin hafızasında ya o hareket. Evet. O ya bir de Dayananın bu arada herkesin hafızasında olan daha böyle ilginç göz hareketleri de vardı. Bir şey çok dik bakıp bir anda başını çevirme falan gibi şeyler evet. de vardı. Hani onlara da gidebilirdim biraz. Onları da keşfedebilirdin ama peki hani ben gerçekten Dayanayım hissini vermek için tamam onu yaptın diyelim. Bence ben bunu Dayananın hikayesini anlatan değil de başka birinin hikayesini anlatan bir iş gibi. Yani Dayanaya benzer bir hayatı olan ama Dayanı olmayan bir kadın olarak el aldığımda ben filme 6 puan veriyorum. 6 puan veriyorsun. Ben çok arada kaldım biliyorsun. 5 mi 6 mı versem diye. Ya şimdi ben yarı mısrarı etse de sinemada izlemezdim bunu. Bizim puanlama sistemimizde Hı -hı. öyle biliyorsunuz. Yani belki normal bir puanlama sistemine göre ben de 6 verirdim. Ama bunu sinemada izlemek istemeyeceğim için. Hı -hı. Televizyonda görsem kanal değiştirmem diye düşündüğüm için 5 veriyorum bizim puanlama sistemimize göre. Minik bir şey daha söyleyeceğim. Pardon kestim seni. Bu arada ben normalde bu filme 7 verirdim aslında. Ancak bana şöyle hissettirdi. Yani öyle filmler vardır ya hani iyi olduğunu düşünürsün çıktığın zaman ama bilirsin ki bir daha filmi geri dönüp izlemeyeceksindir. Yani sana bir daha kendini izletecek bir iş değildir. Yani o yüzden geriye dönüp baktığımda aklımda sadece güzel görüntüler ve güzel kadrajlar kaldığını fark ettim. O yüzden 6'ya çektim. Bunu da minik belirtmek isterim. Duydunuz. <laughs> Siz de filmi izlerseniz ya da izleyecek misiniz? Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın. E, bu video kafeinsizde mi kafeinsiz artıda mı yayınlandı bilmiyorum. Ama hangisinde yayınlanıyorsa diğerini de takip etmeyi unutmayın kanal olarak. Ve lütfen beğenip paylaşın videolarımızı bizi daha fazla insana ulaştırmak için. Ben Berk. Ben Su. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.